kendisiyle seçim dönemini, AK Parti'nin seçim çalışmalarını konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi yanımızda Köroğlu Televizyonu Haber Müdürü Aslı Akış var. Abla nasılsın diyeyim önce? Teşekkür ederim Oğuzhan. İyiyim. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben de. Artık daha da kısa bir süre kaldı. Biz de heyecanlıyız. Seçim atmosferini tamamen yaşamaya başladık. Bakalım neler olacak. Hafta sonu seçmen sandığa gidecek. Biz de canlı yayından an be an durumu aktarmaya çalışacağız. Konumuza dönelim dilersen. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyiz elhamdülillah. Yoğun bir tempo devam ediyor. Söylediğiniz gibi son haftamıza girmiş olduk. İnşallah hafta sonunda güzel bir güneşli günde insanlarımız sandığa gidecek. İradelerini ortaya koyup inşallah yerel yönetimleri belirlemiş olacaklar. Hem oğlumuz için hem ülkemiz için şimdiden hayırlı olsun diyorum ben. Evet, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'tan sonra ikinci bir seçim yaşıyoruz. Aynı duygu ve dileklerle biz de bakalım sonucu bekliyoruz merakla. Sayın Vekilim, bu geçtiğimiz seçim dönemi AK Parti için nasıldı? Sizin için süreç nasıldı? Biraz değerlendirir misiniz bize? Şimdi yerel seçim takvimi belli olduktan sonra malum aday adaylarımız müracaatlarını yaptılar. Ve onların belirlenme süreçleri tamamlandı. Önce teşkilatlarımıza soruldu. İşte daha sonra kamuoyu yoklamaları yapıldı. Ve daha sonra genel merkezdeki birimlerimiz bunları değerlendirdi. Sonuçta her birisi birbirinden değerli olan aday adayı arkadaşlarımla bir tanesi tespit ediliyor malum. Bir tanesi tespit edilmiş oldu. Ben bütün aday adaylarına ben sizlerin aracınızla teşekkür etmek isterim. Çünkü siyasette, hizmette, ülkeme katkıda, ilime, ilçeme katkıda ben de varım demeleri güzel bir şey. Aday adaylarımız yani yeterli miydi? Yeterliydi bence yani sayı olarak. Güzeldi, ilgi alaka da güzeldi. O süreçte güzel de birlikte çalıştılar. Yani ve sonuçta hem kamuoyu yoklamalarıyla hem de genel merkezin çalışmalarıyla Bolu Merkez için işte Muhammed Demirkol kardeşimiz tespit edilmiş oldu. İlçelerde de devam eden arkadaşlarımız var. Ve belediye başkanı olmayan yerlerde de yeni isimler tespit edildi ve seçim atmosferine girmiş olduk. Tabii adayların açıklanması süreci bizim diğer partilerden biraz geç oldu. Yani biz yaklaşık 15 gün geriden açıklanmış olduk adaylarımız. O 15 günlük süre zarfında diğer partilerin adayları alana inmiş oldular. Seçmenle buluştular. Bizim öyle bir kaybımız oldu. Biz bunu bildiğimiz için dedik ki öyle bir çalışma ortaya koyalım ki bu açığı da kapatmamız lazım. SKM başkanlarımız var bu işleri koordine eden hem ilçelerde hem ilde ve onun yardımcıları var, beraber çalışan arkadaşlar var. Hep beraber güzel bir program yapıldı ve belki ulaşılmayan noktalar yine olabilecektir ama işte Bolu'nun her noktasına ulaşacak bir çalışmayı ortaya koydular. O çalışma prensipleri doğrultusunda, takvimi doğrultusunda o günden bugüne bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımız, gönüllüler, efendim işte mahallelerdeki bizim temsilcilerimiz hep beraber işte kadın kollarımız, gençlik kollarımız, il ve ilçe teşkilatlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Yorulmadan, erinmeden yani yeter ki benim de bir katkım olsun. Ben de burada bir emek vereyim ve sonuçta o heyecanı hep beraber yaşayalım duygusuyla çalışıyorlar. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Özverili bir çalışma çünkü sonuçta bu. Çok erken saatte çıkıyorsunuz. Bir de malum mübarek günün içerisindeyiz. Evet, Ramazan ayındayız. Onun zorlukları da var. Ama ona rağmen hiçbir şikayet almadık. Bütün arkadaşlarımız görev taksimi doğrultusunda çalışıyorlar. Tabi burada belediye meclis üyesi adaylarımız da var. Onlar da alandalar hep beraber. Farklı farklı gruplar oluşturuldu. Çünkü yani biz küçük bir iliz gibi geliyor bize ama çalışmaya başladığınız zaman bakıyorsunuz ki
devasa yani caddemiz, büyüyor. Caddemiz, sokağımız, efendim iş yerlerimiz gerçekten bayağı büyüyoruz. Yetişmekte bazen zorlanıyoruz. Şimdi ben biz dolaşırken bazı yerlere girdiğim zaman ya vekilim sen bize gelmediydin diyorlar. Ya ben buraya gelmiş olmam lazım falan diyorum bazen. Yani gidip hakikaten ulaşamadığımız yerlerde oluyor olmuyor değil. Onun için vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Yani belki adaylar bir fırsat bulup size ulaşamamış, iş yerine gelememiş veya işte sizleri görememiş olabilirler. Ama şunu bilin ki her birisi iyi niyetli bir şekilde, tüm parti adaylarından da bahsediyorum. İyi niyetli bir şekilde bir hizmet yarışı içerisinde bu çalışmaları sürdürüyorlar. Onun için diğer parti adaylarına da başarılar dileyelim bu arada. Sayın Vekilim, siz AK Parti'nin kuruluşundan bu yana partinin pek çok kademesinde aslında görev yaptınız. Milletvekilliği döneminiz oldu, bakan yardımcılığı, bakanlıkta baş danışmanlık. O günden bugüne Bolu'nun kazanımlarını bize özetler misiniz? Yani şöyle, ben kurucu ilçe başkanıyım genelde de. Zaten AK Parti'nin kuruluş nedeni milletin artık Türkiye'deki gidişatın değişmesi gerektiği inancıyla yani Cumhurbaşkanımızın bir tabiri var. AK Parti'yi millet kurdu, biz tabelasını astık der Cumhurbaşkanımız. Bu doğru bir ifade. O günün şartlarını ararsak eski Türkiye'yi, şimdi gençlerimizin çoğu bunları hatırlamazlar bilmezler. Eski Türkiye'de çok farklı zorluklar yaşıyorduk. Yani hayatın her alanında hakikaten zorluklar vardı. Sağlık alanında, eğitim alanında, ulaşım alanında. Yani o günleri biz bazen gençlerle paylaştığımız zaman ya belki onlara hikaye gibi geliyor. Ya bunlar olur mu? Neden olsun? Bak şimdiki öyle bir şey yok. O oluyor. Ama bunlar kazanımlar elde edildi. Artık insanlar daha iyisini istiyorlar. Eski Türkiye, yani o zor şartlarda Türkiye şartlarında AK Parti kurulmuş oldu. Ve bizler yani AK Parti ne yapması gerektiğini iyi ortaya koymuştu. Yani Türkiye için. Ve bir kalkınma hamlesi, efendim bir hizmet hamlesi başlattı Cumhurbaşkanımız. Hayatın her alanında değişimleri hep beraber yaşadık. Yani bugün hangi vatandaşa sorarsak soralım, herkes aynı şeyi söylüyor. Yani AK Parti'nin bugün sağlık alanında yaptıkları, ulaştırma alanında yaptıkları, efendim işte eğitimdeki yapılaşma konusunda, yani binaların yapımı konusunda, eğitim yardımları konusunda. Şimdi mesela çocuklara şimdi biz diyoruz ya, eskiden ders kitapları işte gidip arardık, kapı kapı gezerdik, bulamazdık Ankara'ya gönderirdik falan diye. Bizim yaş grubu öyle yetiştik biz. Ama şimdi çocuklar öyle bir şey yaşamadılar, hepsi hazır. Onun gibi yani birçok hizmet bu süre zarfında Türkiye'de yani sadece bir bölge değil, her bölgede bu gelişim ve değişim yaşandı. Bizim Bolu'muzda da yaşandı tabii ki. Yani Bolu'muzda da ben 22 yıldır işte kuruluşundan bugüne 8 aylık bir ilçe başkanlığım oldu benim. Daha sonra milletvekili seçimi oldu. Vekil olmuş olduk. 2 dönem vekillik yaptık. Yani o 2 dönem vekilliğimiz boyunca da hep vatandaşımıza kulak verdik. Bolu'da neyimiz eksik? Ne yapılması lazım? Hangi talep var? Yani biz vatandaşla sürekli iç içe olduğumuz için onların yönlendirmeleriyle eksiklerimizi tespit ettik ve onların üzerinde derslerimize çalıştık. Elhamdülillah bugün birçok şeyi yaptık. Yapamadıklarımız var mıdır? Mutlaka vardır. Çünkü hepsine yetişme imkanımız yok veya bakanlıkların kaynakları hepsini belki tamamlayacak noktada yeterli olmayabiliyor. Bir kısmı daha devam ediyor. Ama geriye dönüp baktığımız zaman AK Parti döneminde Bolu'da neler yaşandı? Yani bugünkü güncel dakikalarla bugün Ulaştırma Bakanımız buradaydı malum. Evet. Beraberdik. Dedi ki 2002'den bu yana bugünkü güncel makamla ulaştırmada bizim Bolu'ya yaptığımız yatırımların rakamı 50 milyar TL. Sadece ulaştırmada 50 milyar TL ise diğer bakanlıklarla beraber ben 100 milyar TL gibi tahmin ediyordum tamamını. Öyle söyledim bir iki toplantıda. Belki dikkatinizi çekmiştir. Hı hı. Ama bunun belki 200 milyar TL'yi bulan bir yatırımın bugünkü rakamla Bolu'ya geldiğini görüyoruz. Benim arzu ettiğim şu, yani bir şehri geliştirirken, değiştirirken doğru adımlar atmak lazım. Öncelikler, bir sıralama ve toplumu mutlu edecek, huzur edecek şekilde hangi
konuları öne çıkartacağız. Hangilerini daha önce yapacağız? Bu tespitleri yapıp ona göre yapmak lazım. Ben buna dikkat etmeye çalıştım. Yani ama bazen bir bölgeye gidiyorsunuz, diyor ki bizim en önceliğimiz bu diyor mesela. İster istemez onu bu sefer öne çıkartma zorunluluğu oluyor. Siyasetin bir zorluğu da var böyle. Çünkü gittiğiniz zaman vatandaş diyor ki yok bizim için en önemli mesele bu diyor. Yani biz adil bir şekilde, özet olarak şunu söyleyeyim. Adil bir şekilde her bölgeye, Bolu'nun her ilçesine, her beldesine, her köyüne bu dönemde birçok şey yapıldı. Yani bunu bugün inanın saatlerce konuşabiliriz, neler yapıldı diye yazabiliriz. Güzel şeyler oldu ama hayat devam ediyor. İnsanlar yenilikler istiyor. Efendim yeni şeyleri yapmamız gerekiyor. Ve bunun için de bizim durmadan yine çalışmamız gerekiyor. Biz de yine çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Yani hem teşkilattaki arkadaşlarımız bize gerekli vatandaşların altında bilgileri aktarıyorlar, ihtiyaçları söylüyorlar. Biz de vatandaşımızın içine girdikçe, dolaştıkça, işte bugün bakanımıza giderken de aynı şey oldu. Direkt vatandaş bakanımıza da işte diyor ki şu kavşağımızı bir yapın diyor, biz bir an önce kurtulalım diyebiliyor. Böylece biz Bolu'da birçok eseri kazandırmış olduk. Kazandırmaya da inşallah devam edeceğiz. Bunun temelini ama altını çizmemiz lazım. Türkiye bu kazanımlarını değerli arkadaşlar işin özeti güven ve istikrar ortamının ve istikrarlı bir hükümetin olmasıyla kazanmıştır. Bakın bunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Yani iki farklı bakanlıkta görev yapmış olan bir kardeşim olarak söylüyorum. Yani bakanlık, şimdi siz bir kişiyi bakan yapıyorsunuz. Geçmiş hükümetlerden bahsedeceğiz şimdi. O arkadaş maksimum ortalama 2 yıl bakanlık yapıyor. Yani 2 yıl bakanlık yapan bir arkadaştan, o kendisi çok donanımlı bile olsa, çok iyi yetişmiş bir insan bile olsa, hizmet etmesi, bir şeyler üretebilmesi zor olur. Ama hükümetlerin ömrü işte 4 yıla, 5 yıla çıktı AK Parti ile beraber. Ve böylece ne oldu? Hizmet sürekliliği artmış oldu. Zaman zaman Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız yoruldu veya işte farklı sebeplerle değiştiriyor. Ama süreklilik olduğu için, devamlılık olduğu için yeni gelen bakanlarımızı aynı yerden çalışmalarını hızla götürüyorlar. Yani ben vatandaşlarımıza ısrarla güven ve istikrar ortamını sağladıklarından dolayı ve AK Parti'ye o günden bugüne güvendiklerinden dolayı biz hakikaten ne kadar teşekkür etsek azdır. O güven, o verilen destekler, o oylar sonuçta Türkiye'yi dünyada sözü dinlenen, bölgesinde sözü geçen, birçok konuda öne çıkmış bir ülke olarak şu anda Türkiye dünyanın gündemine getirdi. Evet, zorluklarımız var mı? Şu anda var. İşte hayat pahalılığı var, emeklilerimizin zorlukları var. Ama bunlar da yaşanan olaylar, dünyadaki konjonktür, dünyadaki değişimden kaynaklanan, pandeminin verdiği sıkıntılar, işte depremin verdiği yaralar gibi bazı sebeplerden dolayı da sıkıntılarımız var. Ama şundan emin olsunlar, rahat olsunlar. Cumhurbaşkanımız her şeyin bilincinde ve farkında ve gecesini gündüzüne kataraktan vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu için, daha iyi şartlarda yaşaması için elinden geleni yapıyor. Bakın bir örnek vereyim. Mesela doğal gaz meselesi var Türkiye'de. O Enerji Bakanı'nda çalışan bir kardeşim olarak da söylüyorum. Yani doğal gazı biz ilk Bolu'ya getireceğimiz dediğimizde inanın birçok insan bize inanmadı. İnanmadılar. Gelmez dediler yani Bolu'ya doğal gaz. Ama bakın bugün Bolu'ya geldiği gibi 8 ilçemizin 7 tanesinde de doğal gaz çalışması bir kısmında kullanılıyor. Bir kısmında çalışma başlatıldı. Bir tek Kıbrısçık kaldı. O da yatırım programına aldırdık. Onu da inşallah 2026 yılında Kıbrısçık'a da getirmiş olacağız. Ve Kıbrısçık'la beraber de belki 2 tane beldemiz var. Bunu hak eden, doğalgazı hak eden. İşte bir Taşkesti beldemiz var. Bir de Gökçüsü beldemiz var. İkisi de yoğun nüfusun olduğu yerler. Ve toplu konutlar da yaptık biz oralarda. Ve böylece herkes bu imkanı kavuşmuş oldu. Dün Mengen'deydim. Önceki gün de Mengen'deydim. Yani insanlar her girdiğim dükkanda herkes teşekkür ettiler doğalgazla ilgili. Doğalgaz büyük bir konfor, büyük bir kolaylık. Yani bizim yaşımızda olanlara geleceğiz yine de. Gençler diyecek belki ya bu vekilimiz ne söylüyor. Yani biz kovalarda talaşları tepip yaktığımız günleri, efendime söyleyeyim. İşte kömür, İstanbul kömürü dediğimiz büyük büyük gövdesi, kocaman kömürleri kırıp kırıp parçaladığımız, yaktığımız kömürleri biliyoruz.
Onları hatırladığımız zaman annelerimizin o zorluklarını bugün çok gayet konforlu gidiyoruz. Düğmemize basıyoruz, derecesini ayarlıyoruz. Evimizde ısı yalıtımı varsa ucuz bir şekilde, bakın onun da altını çizelim, yani kömürden ve diğer yakıtlardan daha ucuz bir şekilde ısınmış oluyoruz. Bu sadece hayat konforumuzu getirdiği gibi doğal gazın o ilçelere gelmesi, ile gelmesi yatırımları da tetikliyor. Yatırımları da artırıyor. Şimdi bakın, Gele'de de organize sanayi bölgesi vardı. AK Parti'den önce de vardı ama yatırımcı gelmiyordu. Tercihli sebebi değildi. Doğal gaz onun için bir tetikleme nedeni oldu. Ve ikinci neden, işte mevcut OSB'lerimiz doldu. Ne oldu? Oralara yöneliş başladı. İşte İstanbul'dan bu tarafa doğru gelirsek o bölgelerdeki OSB'ler doldu. İster istemez bizim bölgemize doğru bir kayış var. Şu anda büyük bir talep de var. O konulara da belki geleceğiz. Bakanların gelişiyle ilgili olan değişimlerle ilgili bir iki şeyler söylememiz lazım. Burada bir sorumuz olacak. Yani işte o bir doğalgaz bile bir ilde birçok şeyi değiştirdi. Şimdi ben Mudurnu'ya gittim önceki gün. Biz Mudurnu'da 4. etap TOKİ yapmışız. Bakın 4. etap. 1. etap TOKİ yaparken ben milletvekiliydim. Yani zorladık. Vatandaşı iknaya çalıştık. 50 küsür tane vatandaşımızı zor bulduk. Yani vatandaş diyordu ki yapılmaz. Mudurnu'ya TOKİ yapılır. Yaklaşımı vardı. Sonra belediye başkanı bir kısmını belediyeye yazdı. Ondan sonra biz zorla bazı tanıdıklarımıza dedi ki yazılın ki, çünkü TOKİ başkanı dedi ki o zaman bize, ya 80'i geçin dedi, ben dedi ihalesini yapacağım oranın dedi. Evet 80'i geçtik. İhalesi yapıldı. 1. etap bitti. İnsanlar oturdu. O TOKİ konforunu insanlar yaşadıktan sonra 2., 3., 4. gelmiş oldu. Aşağıya inelim, Taşkesi beldesinde 3. TOKİ'miz bitiyor. İşte Mengen'de 3. TOKİ bitmiş, efendim beldelerde 2.ler bitmiş. Yani işte insanların daha konforlu yaşaması için, daha rahat yaşaması için AK Parti konutlar üretmiş, doğalgazı getirmiş. Yani yaşam kalitesi yükselmiş insanlarımız. Ve ekonomimizin istikrarlı olduğu bu dönemlerde insanlar eve ulaşmakta, arabaya ulaşmakta, birçok şeye ulaşmakta kolaylıklar yaşadı. Dediğim gibi şu anda son 2-3 yılda bir sıkıntımız var. Bu sadece Türkiye'de yaşanan bir sıkıntı değil, tüm dünyada yaşanan bir sıkıntı. İnşallah bunları da atlatacağız. Ve önümüzdeki 4 yıl AK Parti iktidarında inşallah daha güzel hizmetleri vatandaşımıza sunmuş olacağız. Yani ben bu, hani çok teferruata girmek istemedim. Yatırımlarla ilgili neler değişti deyince aslında çok şey değişti. Ama bunlar bir iki tanesi sadece. Sayın Bekir'im, Bolu'ya bakanlarımızın ziyareti oluyor. Sayın Bakanlarımızın Bolu'ya ziyareti oluyor. Bazı sözler veriliyor. Şimdi sözler verildi ama eğer ki diyelim halkın teveccühü AK Parti'den yana olmazsa ve AK Parti belediye başkanlığını kazanamazsa verilen sözler yine de tutulabilecek mi? Var mı? Yani devam edecek mi proje? Şimdi ben bu işin içinde 22 yıldır olan bir kardeş olarak söylüyorum. Biz AK Parti ailesi olarak, camiası olarak hiçbir zaman yapamayacağımız bir sözü veya da bir hayali satmadık. Yani bir arkadaşımızın dediği gibi biz hiçbir zaman palavracı olmadık arkadaşlar. Olmadık yani. Ben bunu her ortamda söylerim. Onu söyleyen arkadaşımız buraya gelsin, ben ondan saatlerce konuşurum. Anlatırım neler olduğunu. Şimdi ben notlarıma yazarak geldim. Bakanların gelişiyle biz Bolu'ya neler kazandırıyoruz diye. Evet, ben de diye. Onları almıştım. Onları anlatmam lazım tabii. Burada. Müsaade ederseniz anlatacağım. Biz bu söylemlerimizi söylerken vatandaşların duygularını çalarak veya onları hayal satarak efendim yapmıyoruz. Çünkü seçim bittikten sonra biz de vatandaşımızın içerisindeyiz. Ben milletvekiliyim. 4 yıl boyunca daha bu görevi devam ettireceğim. AK Parti iktidarda. Efendime söyleyeyim, biz vatandaşımızı yine hemhaliz ve seçim çok uzak değil, seçim hemen geliyor. Geliyor. Yani. 4 yıl dediğiniz 5 yıl çok uzun bir süre değil, yine vatandaşın karşısında arkası genel seçim. O sözler bize ne olacak, karşımıza sunulacak, vatandaş hesap soracak. Şimdi tabii ki biz bir de yani inancımız, hayat felsefemiz gereği de yani yalan söyleme, duygu sömürme gibi şeyleri zaten biz kendimize yakıştıramayız. Bunun altını bir çizelim. Ve bu bakanlarımızı biz buraya getirirken bugün gelişmiş bir olay değil bunlar arkadaşlar. Yani ben
Bu dönem, bir kez seçildiğim günden bugüne ki ben hiçbir zaman Bolu'dan kopmadım, vekil olmadığım dönemlerde de kopmadım. Sürekli bulunduğum bakanlıklarda da Bolu ile ilgili her türlü şeye yardımcı olmaya çalıştım, katkı vermeye çalıştım Bolu'muza. Ben vekil seçildiğimden bugüne Ankara'da bakanlıklarımızın her birisini ziyaret ettim. Ve Bolu'muzun talepleri konusunda, efendim yapılması gerekenler konusunda onlara gerekli bilgileri sundum. Onların bir kısmını bakanlarımız bana bulunduğum ortamda hemen müdahil olarak çözüm sundular. Bir kısmına da talimatlar verdiler ilgili birimlerine, genel müdürlüklerine. Onlar çalışıyorlar ve sonuçta netice almak için de biz de takip ediyoruz. Şimdi tabii seçim atmosferinde vatandaşımızın bu konudaki beklentileri arttığı için bunları çok yetkili makamlardan vatandaşımız da duymak istiyor. Yani ve bakanlarımız buraya gelirken hani biz gelelim vatandaşımıza işte bir iki hayal sunalım. Ondan sonra da bunu unutalım. Yaklaşımı yok. Bunun altını çizdik. Ve bakanlarımız geldi de neler oldu, hangi değişimler oldu bakalım. Neler yapıyoruz yani bu arada. Şimdi buraya Sanayi ve Teknoloji Bakanımız geldi. Mavi. Evet. Sizler de hep zaten takip ettiniz. Hı-hı. Yakından ilgilendiniz. Sağ olun. Bütün basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Büyük bir özveriyle bizi takip ediyorsunuz. Vatandaşımızı bilgilendiriyorsunuz. Ve Sanayi Teknoloji Bakanımızın gelişiyle ki biz Sanayi Teknoloji Bakanımıza işte valimizle, il başkanımızla, belediye başkanlarımızla zaten ziyareti yapmıştık. Gerekli görüşmeleri yapmıştık. O da gerekli talimatları vermişti zaten birçok konuda. Aynı gün işte üniversitede de gençlerle buluşalım dedi Sayın Bakanımız. Biz önce tereddüt ettik. Dedik ya gençlerle Sayın Bakanım mübarek gün gençleri belki buluşmakta, orada bulmakta zorlanırız. Hani programı bizim çizdiğimiz doğrultuda yapalım falan demiştik. Ama yok dedi, onu bize de biz şey yapacağız, halledeceğiz dedi. Biz dedik tamam, yani bir herhalde bakanımızın bildiği var dedik. Şimdi ben Bakan Bey'e de söyledim. Dedim ki ben 22 yıldır bu iş içindeyim. Biz buraya dedim çok bakan ağırladık üniversitede salonlarında. Ben dedim böyle bir kalabalık şimdiye kadar görmedim dedim. Ondan sonra tabii ki o dedi ki ya evet ilgi bize var diye, bakan var diye var ama dedi asıl dedi işte Alper Gezer Avcı gençler merak ettikleri için. Çünkü Türkiye'nin ilk astronotu uzaya göndermişiz. Bir şeyler yaşamış. Orada ülkesi adına bir takım deneyler yapmış. İleride biz kendi şu uzay araçlarımızı göndereceğimiz zaman işte hangi yakıtı kullanacağız, işte hangi şeylere dikkat edeceğiz, onların deneyleri yapılmış ve Türkiye'ye gelmiş. Tabii ki kolay bir hadise değil. Sizi uzaya fırlatıyorlar, düşünün. Bir de bunun geriye dönmemesi var yani. Adam uzaydan geri dönemeyiz de. Tabii ki bu herkese nasip olmaz. Güzel bir olay. Gençler de bu Türkiye için onur verici bir şey olduğu için astronotumuzu görmek ve onu dinlemek için büyük bilgi göstermişler. Hatta biz yolda giderken bakan bir birçok gençe dedi ki ya niye gelmiyorsunuz gençler, bak işte ben gidiyorum, ben bakanım. Arabayı da sürüyordu. Gençler dediler ki yani içerisi çok dolu, biz dediler içeri giremedik yani. Orada soğuktu. Bir yağmur da vardı. Böyle bir durum oldu. Şimdi malum bu AK Parti karşısındaki muhalefetin bir kısmı, hepsinden bahsetmiyorum, bir kısmı bütün bunları hep yani basite alarak bugünlere geldik. Şimdi biz Türkiye'de uzay ajansını kurarken Türkiye'de bizim de birileri dalga geçti o zaman. Yani ya Türkiye kim, uzay kim, işte uzay ajansı kuruyorsunuz falan diye. Ve uzay ajansının kapatılması için de veya çıkan kanunla ilgili de Anayasa Mahkemesi'ne müracaatlar oldu. Bunda bizi temsil eden milletvekili arkadaş da var onların içinde imza atan. Yani şimdi bunların her birisi bir basamak yani sonuçta. Bir şeyleri siz adım atmazsanız sonucu gelmiyor. Onun için ben hem gençlerimize teşekkür ediyorum. Hem Alper Bey o gün ayağının tozuyla gelmiş oldu Bolu'ya. Amerika'dan sonra. O da güzel bir şey oldu. Özverili bir şey, davranış gösterdi. Gençler de ne oldular? Ufukları açıldı. Geleceğe dönük olan bakış açıları değişiyor. Heyecanları artıyor. Bu güzel bir şey. Biz de yapabiliriz. Biz de yapmamız lazım. Duygusu önemli bir şey. Tabii ki bakanımızın bu gelişiyle biz neler yaptık? Sanayi Bakanımızın. Şimdi ticaret odamızda da zaten irtibattayız. İşte onlarla da birçok şey konuşuyoruz. Burada mevcut OSB'miz dolmuş durumda. Mutlaka yeni bir OSB gerekli. Kurmamız lazım. Bunun için de tespit edilecek bir yerler, mekanlar gerekiyor. Bunun için bir iki nokta var tespit edilen.
işte orası mı olur, öbür taraf mı olur? Bunlar konuşuldu. Ve inşallah Bakan Bey Kalkınma Ajansı'na da bir talimat verdi. Onlar da çalışıyorlar. Hangi taraf uygunsa en kısa sürede biz yeni bir OSB çalışmasını Bolu'da başlatmış olacağız. Bu önemli bir şey. Yani bizim OSB'miz burada dolduğu için biz şu anda merkezde Yeniçağ'daki OSB'yi zorluyoruz şu anda bir an önce tamamlansın diye. Yani yeni bir OSB'nin çalışmasını başlatmış oluyoruz böylece. Bakanımıza geldiği zaman da anlattık, gittiğimizde de anlatmıştık. Bizim bir Arçelik bölgesi alanımız var. Burada 7-8 tane fabrikamız var. İrili ufaklı, o 15'e falan da çıkar bu orada. Ve yaklaşık 15 bin yakında orada bir çalışan var o bölgede. Orası bir OSB alanı değil. Yani düzenli bir OSB, düzenli bir fabrika alanı değil. Dedi ki burayı da OSB olarak gündemimize alalım. Islah OSB dönüyor bunlara. Yani sonradan OSB olarak kurulduğu için. Çünkü yolları, imkanları, altyapısı ona göre hazırlanıyor OSB'lerde. Islah OSB'yi gündemimize getirdik. Bakan Bey bu konuda dedi ki Türkiye'deki örnekleri bunun çok kötü. Ondan dolayı biraz ıslah OSB'lere sıcak bakmıyoruz dedi ama Bolu'daki manzarayı görünce yani ıslah OSB'deki bizim şey yani o bölgedeki fabrikaların yapısı da düzgün yapılmış yine. Planlı yapılmış. Onu da görünce gündemimize aldık. İnşallah belki o bölgede de bir ıslah OSB'yi oluşturmuş olacağız. Bir ek rezerv alanı da var yakınında katabileceğimiz. Yeni fabrikalar orada da kurulabilir. Yani belki üçüncü bir OSB'miz bile oluşmuş olacak orada. Az önce bahsettiğim gibi Yeniçağ'daki OSB'nin kamulaştırma işleminin %70'i tamamlanmış oldu. Geri kalan %30'u kesim içinde Bakan Bey'den söz aldık. İnşallah onun da parasını aldıktan sonra kamulaştırma işlemi bitecek. Sonra biz altyapıya ve parselasyona başlayacağız. Ve gelmek isteyen yatırımcıları bölgemize almış olacağız. Bilim merkezi kurulması noktasında Bakan Bey'in yaklaşımı oldu. Belediye zaten adayımızın da bu konuda malum şeyden o kapsülü alıyor diye. İnşallah onu o konuda destek vereceğimi söyledi Sayın Bakanımız. Bizim teknokentimiz 2 yıllık üstü okulun içerisinde biraz şartları şey zor şartlar. Zor sayın. Onu geliştirelim diye düşündük. Üniversite yolunun üzerinde bir araziden bahsetti rektör hocam. Burayı biz daha önce düşünmüştük dedi. Ona da bir ders çalışacağız tekrar yeni dönemde. Yeni bir teknokenti inşallah Bolu'muza kazandırmış olacağız. Dört duvar OSB daha önce arkadaşlarımız bazı girişimlerde bulunmuşlar. Tarımsal OSB olsun, tarım OSB şeklinde bir çalışma yapılmış. Bu konuda bakanımız da bunu uygun gördü. O konuda da bir çalışma devam edecek. Çünkü dört duvar havzasını biliyorsunuz biz Tekkedere Barajı'nı yaparaktan tarım alanı ilan ettik. Birinci derece tarım alanı. Sulu tarım onlarda yapılacak. Bir de Ankara İçme Suyu'nun havzasında olduğu için de bazı şeyler var, sınırlamalar var. Onları aşacağız inşallah yeni dönemde. Peki, Sayın Vekilim şu şekilde olabilir mi? Mesela OSB tarıma yönelik bir OSB olarak. Tabii tarıma yönelik. Aynen o düşündüğümüzde o zaten. Tarıma yönelik bir OSB. İşte ne olur bu? İşte paketleme olur. Efendim işte ürün çeşitliliği olur. Veyahut da meyve suyu fabrikaları. İşte meyve suyu fabrikaları olur gibi tarımsal şekilde bir şey düşünülüyor burada. Hem Bengen'de hem de Yeni Çağ'da bizlere şiddetli şekilde sanayi sitelerinin yetmediği, yeni sanayi sitelerini eklememiz gerektiği konusunda talepler oluyordu. Bakan Bey'e bunları da söyledik. Bengen'de de Yeni Çağ'da da sanayi sitelerimizi büyüteceğiz. Oraya yeni arkadaşlarımızı, yatırım yapmak isteyenlere yer vermiş olacağız. Bu konuda inşallah bahsedeceğiz. Yani bu sadece Sanayi Bakanımızın gelişmiş olan şeyler. Sağlık Bakanımız zaten söz vermişti bize sağ olsun kendisi. Çünkü adayımız sağlık kökenli, evet. Onun il müdürü olarak görev yapan bir kardeşimizdi. Ve başarılı bir kardeşimiz Muhammed Emin Demirkol. Yani Türkiye ortalamasında Bolu'yu ilk 5'e taşımış. Çünkü bütün veriler eğer kayıtlı olduğu için her şey oradan takip ediliyor. Bakan Bey de biliyor. Yani başarılı bir iliz bu konuda. Ondan dolayı Bakan Bey de takdir ediyordu zaten. Hatta takıldı yani biz dedi Muhammed Bey'i daha farklı yerlere götürecektik ama dedi Bolu bizden kaptı falan diye takıldı. Yani evet Muhammed Bey gerçekten girişimci bir arkadaş, enerji dolu bir arkadaşımız, gayretli bir kardeşimiz, duyarlı bir kardeşimiz, alçak gönüllü, nezaket sahibi, efendim insanlara tepeden bakmayan, emin, tam Bolu'nun hizmetkarı olacak bir arkadaş. Yani lafı etmeyecek, iş yürütecek. Öyle bir insan. İnşallah
Bakanımız da bu konuda sevdiği için Muhammed Bey geldi. Şimdi biz daha önce görüşmüştük zaten, benim açıklamalarımda oldu basın, evet, zaman zaman hastanelerle ilgili. Bakanımız da burada bunu tekrar sözünü vermiş oldu. Bizim mevcut hastanelerimizin kapasitesi yetmiyor artık. Büyütmemiz gerekiyor. Hem nüfusumuz artıyor, hem de belki konuya kısmen bir girmiş olacağım bu afilyasyondan dolayı olan sıkıntıdan dolayı. Kamuoyu bilgilendirme açısından gerekli çünkü bu. Sayın Bakanımız 600 yataklı şehir hastanesi müjdesini vermiş oldu. Ben daha önce duyurmuştum, 150 yataklı kadın doğum hastanemiz zaten ihalesi bu ayın 20'sinde yapılmış oldu. İnşallah kazmayı temelini atmış olacağız bu yıl. 250 yataklı şehir hastanemiz zaten devam ediyor. Ona olan ödenekleri bakanımız artırmamız gerektiği ve yatırımcıyla işi yapan müteahhitle bu işleri görüşmemiz gerektiği konusunda talimatları oldu. Ve üniversitedeki hastanemizi ekmina taleplerimizden bahsettik. Bakan Bey bu konuda destek vereceğini söyledi. Çünkü durumu anlattık. Doluluk oranını, işte mevcut yapıdaki şeyi, bizim bir bölge hastanesi gibi artık çalıştığımızı, bir yoğunluk olduğunu, işte başta otopark olmak üzere birçok konuda mekanın yetmediğini, yoğun bir talebin olduğunu ve bunun için de ilave ekminalar yapmamız gerektiğini anlattı. Bakan Bey de bu konuda destek vereceğini söyledi. Yine kanser hastaları için çok önemli bir tanı cihazı olan PET-CT, onu da duyurmuştum, evet, ben geçmişte bakan bir ziyaretimden sonra. Onun sözünü de tekrarladı Sayın Bakanımız. İnşallah onu da boğumuza kazandıracağız. Eksik kadrolarımızdan bahsettik. Türkiye ortalamasının üzerindeyiz şu anda biz kadro olarak. Yani hem doktor sayısı, hem hemşire ve sağlık memuru ve diğer yan elemanlarla ilgili. Ama eksiğimiz var bazı dallarda. Onları ilettik. İnşallah Sayın Bakanımız bunları da, bu konuda da bize desteklerini verecekler. Şimdi bu üniversitemizde bir yoğunluk var, bir yoğun talep var. Siz de gittiğiniz zaman görüyorsunuz ki çevre illerden gelen birçok vatandaşımız üniversitemizi şu anda, evet, tercih ediyor. Şimdi bu neden böyle tercih edildi? Biz yaklaşık 7-8 yıl önce, yani tabii bizim vekilliğimizin son zamanlarında başlamıştı. Bu afilyasyon meselesi gündeme gelmişti. Yani afilyasyonla ne yaptık biz? Üniversite hastanesini vatandaşlarımızın hizmetine direkt ikinci basamak vatandaşın hizmet alacağı devlet hastanesi hükmüne getirdik. Şimdi daha önce nasıl oluyordu? Vatandaş üniversite hastanesine gidecekse gidebiliyordu. Randevu sonra gidiyordu ama bir ücret farkı ödemek zorunda kalıyordu. Evet. Şimdi bizim vatandaşımız üniversite hastanesinden şu anda yararlanıyor. Herhangi bir ücret farkı, bir üniversite hocası, bir profesör farkı, işte doçent farkı neyse ödemeden hizmetini alıyor. Tabii ki bu afilyasyon bizim ilimizde olup ilgi artınca bu çevre illere de hemen sıçramış. Tabii ki MHRS dediğimiz merkezi hastane randevu sisteminden dolayı vatandaşlar sisteme giriyorlar. Türkiye'nin her bir yerinden vatandaş gidip randevu alabiliyor. O randevuyla gelip muayenesini olabiliyor. Bunu engelleme imkanımız yok. Yani dışarıdan bu sistemi engelleme imkanımız yok. Yoğun bir talep var. Biz Bakan Bey'e dedik ki biz buna gurur duyuyoruz. Bizim hocalarımızın işte tercih ediliyor olması, bunumuzun tercih ediliyor olması, ticari olarak da bize katkısı var ama bu yoğunluğun verdiği bazı sıkıntılar da var. Çünkü bazı vatandaşlarımız bu sefer bazı branşlarda doktora erişmede evet, sıkıntı yaşıyorlar. Mesela göz gibi. Göz hastalıklarında yani, çok zorlanıyor vatandaşlarımız. Biz bunları bakanımızla paylaştık. Bakanımız da dedi ki ben çevre illerin de afilyasyonu ile ilgili çalışmayı başlattım dedi. Yani başlatacağım dedi. Çünkü ben daha önce anlatmıştım. Çevre illerdeki üniversitelerde afilyasyon işlemi yapılırsa bizim yükümüz bir kat daha azalmış olur. Yani ama biz yine buraya gelmeden orada da üniversite hastanesine gidip fark vermeden muayenesini olabilecek ama İşte Bolu dedim ya bir sağlık merkez üssü gibi oldu bu görevde. Kapasitesinin çok üstünde hastaya bakıyor. Oldu. Buradaki vatandaş bu sefer şimdi yani mevcut belediye başkanımızın oradan bir seslenişi oldu. Hepiniz izlemişsiniz. Evet, onu da soracaktım. Yani orada bir ajitasyon vardı. Şimdi biz de gidip geliyoruz hastanemizde. Ben hiçbir doktorumuzdan, hiçbir hemşiremizden, hiçbir sağlık memurumuzdan yaptığı işle ilgili bir şikayet almadım. Yani gayet memnunlar. Evet, bir zorluk var, bir hasta yoğunluğu var ama onlar bu işi severek yapıyorlar, heyecanla yapıyorlar. Ben onlara huzurunuza teşekkür ediyorum. Gerçekten özverili çalışıyorlar.
Biz onların yükünü de görüyoruz, yoğunluğunu da görüyoruz. Azaltmak için de önümüzdeki günlerde Sayın Bakanımız da durumu arz edildi zaten. Gerekli tedbirler alınacak ve rahatlama inşallah sağlanmış olacak. Yani Sağlık Bakanımızın girişiyle böylece bunlara da kavuşmuş olduk. Gerçek Spor Bakanımız geldi. Diyeceksiniz ki ya gerçek... Bu listede bayağı uzundur. Uzun, çok uzun. Evet, çok şey aldık çünkü hakikaten. Sayın Bakanımız geldi. Her konuda bizi rahatlattı. Birkaç tanesi de gerçekleşti herhalde şimdi. Gerçekleşti. Şimdi hızlı hızlı sayalım. Tabii. Çok belki vatandaşımızın da vaktini almayalım. Ama bunlar önemli. Vatandaş en azından buradan duysunlar neler oluyor. Yani ya bunlar palavra mı atıyor, hizmet mi ediyor, eser mi bırakıyor, bakanlar bir şeyler yapıyor mu? Bunu görmüş olsunlar. Gerçek Spor Bakanımız hepimizin uzun yıllardır beklediği stadyum konusundaki müjdemizi verdi. Ve inanın Sayın Bakanımız ifadesi aynen şu oldu. Ben buraya gelirken Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşmem oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız benim nereye gittim, ne yaptığımı sordu. Ben de Bolu'ya gidiyorum dedim. Dedi. Ya Bolu'nun da Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir yatırım talep ver stadyumla ilgili talimatlarınız ne olur diye sordum dedi. O da aynen gerekli müjdeyi ver. İnşallah onu Bolu'muza, o eseri Bolu'muza kazandıralım dediğini ifade etti. Bu bizi çok sevindirdi. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda Bolu'ya karşı olmuş olduğu, gösterdiği sevgi, muhabbet, ilgi bizi de heyecanlandırmış oldu. Sayın Bakanımız da bu konuda gayet istekli davrandı ve dedi ki inşallah yeni dönemde adayımız hizmet broşüründe 25 bin kişilik bir stadyum olarak bunu duyurmuştuk biz. Fakat Sayın Bakanımızın şöyle bir teklifi oldu. Dedi ki biz Türkiye'de işte birinci ligde oynayan takımların illerinde bile stadyumlardaki ortalamalar bizim elimizde var. Bolu gibi bir vilayet için 15 bini geçmeyecek bir stadyumun, yaşayan bir stadyumun yeterli olacağını. Biz yaşayan stadyumda ne diyoruz? Yani sadece maçtan maça değil, sürekli vatandaşın kullanımına açık bir yapı oluşturulacak burada. İşte kafeleriyle, imkanlarıyla, diğer alanlardaki sportif aktiviteleriyle yaşayan bir stat kurulmuş olacak. Yani bu 14 bin, 15 bin civarında olacak. Biz de dedik ki o zaman 25 bin 14 değil de 14 bin 14 gibi yani 14 rakamı olsun diye öyle bir şey söyledik. İnşallah Bolu stadyumumuz yapılacak arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum, hem Cumhurbaşkanımızın talimatı var, hem Sayın Bakanımızın iradesi var, hem bizim yapmak için arzumuz var, isteğimiz var. Biz Alaaddin Bey zamanında da stadyum konusunda aslında girişimler yapmıştık. Ama yeri konusunda bir karar verilemedi o süre zarfında. Öyle bir sıkıntı yaşandı. Şimdi alternatif 300 üzerinde, 3C üzerinde düşünülüyor. Zikretmek istemiyorum. Çünkü o bölgede belki emlak fiyatları değişebilir, farklı şeyler olabilir. Onun için biz belediyemizi inşallah kazandıktan sonra belediye başkanımızla oturup en uygunu hangisi ise orada bu stadyumu yapmak için gerekli imar düzenlemelerini, çalışmaları yapacağız ve Bolu'ya bu dönem inşallah stadyumu kazandıracağız. Bolu sporumuza hediye edeceğiz. Bolu'ları gençlerimize hediye edeceğiz. Bunun müjdesini bakanımız vermiş oldu. Bolu malum zaten kamp yönünden iyi bir vilayetiz biz. Aladağ birçok kamplara imkan sağlıyor. Aladağ kampı ile ilgili orada yenilemeler yapma sözü verdi Sayın Bakanımız. Bolu merkezde 1000 kişilik bir yurt sözünü verdi. Üniversitenin öğrenci yurdu yetersiz geliyor diye. Onu programa aldırdık. Mengen'de 300 kişilik bir yurt talebi vardı. Onu programa aldırdık. Yeni Çağ'da 2 yıllık yurtumuz var ama herhangi hiçbir yurt yok. Özel yurt yok Yeni Çağ'da. Öyle bir sıkıntı var. Öğrenciler gitmekte zorlanıyordu. 300 kişilik yurt, oranın da yeri hazır. Belediye yerini ayarlamış. Oraya da 300 kişilik bir yurt sözü aldık. Seben'de de 150 kişilik bir yurdu. İnşallah erkek öğrenci yurdunu karşılamış olacağız. 150 kişilik yurt da Seben'e kazandırılacak. Yaşamgirt bölgesinde daha önce planlanmış 1000 kişilik spor salonunun da talimatını verdi. Bir an önce başlanmasını istedi. Çünkü bu daha önceden bir önceki bakanımız döneminde de söylenmiş zaten. Onun talimatını verdi. Bolu Karaçayır'da yeni bir spor salonu yapılması gereği duyuldu. Çünkü o gün gördük ki biz sporun birçok alanında biz Bolu'da üst olmuşuz zaten. Birçok ilden gelen burada antrenman yapan sporcularla karşılaştık Karaçayır bölgesinde. Karaçayır futbol sahaları ile ilgili 2000 kişilik bir tribün sözü verdi. Çünkü
amatör kulüplerin oralardaki yaptığı çalışmalarda da o zorlukları gördük. Onları inşallah yenilemiş olacağız. Karaçay futbol sahalarının aydınlatma işleri için hemen bir ödenek gönderin dedi. Talimatını verdi. Ki bazı ödenekler de geldi. Alada açık spor alanlarının ahşap köprü yapılmasıyla ilgili bir talep oldu. Onun şeyini verdi. Mengen spor kompleksinin peyzaj düzenlemesinin bir an önce yapılması talimatını verdi. Sağlık Mahallesi Genç Ofis peyzaj düzenlemesi için talimat verildi. Ve üniversitemizde Genç Ofis modernizasyonu için talimat verildi. Bunlar yapılacak. Talimatları verildi. Uygulama projesi hazırlanarak ihalesi yapılacak işler de var bunun içerisinde. Bisiklet ve temiz hizmet binası noktasında bir talimatları oldu. Aladağ'da bungalov evler var. Onların yenilenmesi konusunda bir talimatı oldu. Mengen'de, Yeni Çağ'da ve Seben'de soyunma odaları talepleri olduğu belediye başkanlarımızın onları inşallah yapacağız. Ve yeni bir jimnastik salonunda bolumuza yapmamız gerektiği kanaatine varıldı. Mudurnu'da da güreşe olan ilgiden dolayı mevcut kapalı spor salonunun yanındaki alana bir Mudurnu'da güreş salonu da yapmış olacağız. Bu gençlik spordan olanlar. Şimdi geldik bugün Ulaştırma Bakanımıza. O da bayağı uzun bir liste. O da uzun. Şimdi Ulaştırma Bakanımız da zaten ben Ulaştırma Bakanlığı'nda çok özür dilerim. Telefon sessiz almayı unutmuşum. Ulaştırma Bakanımız'da hani ulaştırma yatırımları yakından takip ettiğim için bakanımızla zaten daha önce paylaşmıştım. Zaman zaman bazılarını da sizlerle de paylaşıyorum. Şimdi bizim devam eden işlerimiz var. Bir, onlar sıkı takip ediyoruz. Bakan Bey'imizin sağ olsun konuda destekleri var. Bunları yine başlıklar halinde sunalım. Teferruatına girmek istemiyorum. Mudurnu Göynük yolu var. Yani Mudurnu Dokurcu'nun ayrımından Göynük'e giden yolumuzun 32-33 kilometre kısmının sıcak kaplama talebi var. Mudurnulu hemşehrilerimizin bizden en çok şu anda istediği hizmetlerden bir tanesi o. Biz onu yolun standartını yükselttik, yaptık ama sati kaplama yaptığımız için bazı zorluklar yaşanıyor. İnşallah sıcak kaplama sözünü aldık Sayın Bakanımızdan, yatırım programına teklif edilecek. Daha önceden yol alanı aldığımız Göynük ilçemizle Eskişehir Sarıcakaya ilçesi arasındaki, bu da benim ortaya koyduğum bir projeydi bakanlığım zamanında. Yapım ihalesine çıkılacak bunun da inşallah. Projesi hazırlandı. Bu konuda Sayın Bakanımız yine talimatlarını vermiş oldu. Aban Taşkesti yolu projesi çalışmalarını şu anda yaptırıyoruz. Sayın Bakanımıza ziyaretimizde söylemiştim. Hemen talimat verdi. Ekipler geldi. Harita çalışmaları bitti. Şu anda proje çalışmaları yapılıyor. Biz o yolu daha önce asfaltladık. Az çok bir de o yoldan hiç gittiğinizi bilmiyorum Taşkesti'ye. Aban'dan Taşkesti'ye giden 15-16 kilometrelik bir yol orası. Standartı biraz düşük. Onun için vatandaşlar pek tercih etmiyor. Kaymalar falan da oldu. Orayı karayolları standartını yapmış olacağız. Yani projesi hazırlanınca hemen yatırım programına almış olacağız. Turizm yolu önceliklerinden yapılacak. Kıbrısçık-Seven yolumuzun yol ayrımından itibaren Kıbrısçık tarafı biliyorsunuz Kıbrısçık'a kadar tamamlandı. Evet, kan kısmı devam ediyor. Seven'in de %60-70 oranı tamamlandı. Son 6 kilometresi kaldı. 6 kilometresi için bu yıl 280 milyona yakın bir ödenek ayrıldı. İnşallah onu da bu sene bitirip bir an önce Seven'e kadar olan kısmı bitirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın bizden talebi çünkü bunu duymak ister vatandaşlarımız. Fakat asıl Karacasu'dan Kıbrısçık-Seven yol ayrımına kadar olan kısım var. Şu anda gözlüğün üzerinden alı gidiyoruz ve yolumuz var. Yeterli gelmiyor. Orası i̇şte araçlar, virajlarda zorlanıyorlar, sollamada zorlanıyorsunuz. Evet, çok güzel bir ortam. Kar yağdığı zaman ayrı bir güzellik orası. Efendim, ilkbaharda ayrı bir güzellik, sonbaharda ayrı bir güzellik. Ya orası tam resimli tabloluk bir ortam. Evet. O yolumuz. Ama orada yeni bir yol yapmamız gerekiyor. Yeni bir güzergah belirlendi orada. Bunun projesi yapıldı. Alaaddin Bey zamanında yapıldı. Alaaddin Bey o zaman Dublo yol ismi olsun diye Gölcü'ye kadar ısrarcı olmuştu. Ama karayolları bu konuda biraz istekli davranmadı. Genişletilmiş yol dediğimiz yol şeklinde yapılacak. Şu anda bizim Mudurnu yolumuzu da gidip geliyorsanız Mudurnu yolumuz da öyle. Genişletilmiş yol. Standartı yüksek. Araçlar sıkıştığı zaman 3 araç alabiliyor yola. Sollama hatası olduğu zaman standartı yüksek bir yol oluyor. Bu yolda öyle olacak inşallah. Böylece Kıbrısçık-Seven yol ayrımına kadar da o yol böylece ihale programına önümüzdeki dönem için 2025 yılı için teklif edilmiş olacak. Yine Bolu, Çaydur, Gökçesu, Mengen, Pazarköy, Eski Pazar'a giden bir hat var.
Bunu bir takım insanlar kullanır. Geçmişte kullanılan bir yoldu bu. Ama şimdi standardı düştüğü için kullanılmıyor. Bu yolun da biz projesini ben bakanlığım döneminde, ya bakan yardımcı olduğum dönemde yaptırmıştım. Projesi hazır. Bunu da inşallah yatırım programına almak istiyoruz. Neden bugüne kadar gecikti derseniz, karayolları araç sayılarına bakarak yatırımları öncelik sırasını alıyor. Geçen araç sayısına. Hı hı. Geçen araç sayısı düşükse yüksek olanı bir önce almak zorunda kalıyor. Ondan dolayı biraz gecikti ama Bakan Bey'le görüştüm ben. Orada vatandaşlarımızın istediği 9 tane bir önemli viraj var. Önce onları yaptıracağız. Ondan sonra da yolun tamamını inşallah ihale etmiş olacağız. Bolu Seben Nallıhan yolunu az önce bahsettik. Devamı devam edecek. Bitireceğiz inşallah bu dönem. Geride 4 duvan arasında bir yolumuz var. Yaklaşık 14 kilometrelik. Bu yolu da inşallah projesi hazır. Bir kısmını ben yaptırmıştım. 3-4 kilometresini. Tamamını yaptırmış olacağız. İhalesini yapacağız. Mudumlu'da devam eden bir yolumuz var. 100. yıl mevkisinde. Mudumlu'yla Göylük Nallıhan arasındaki yolu bağlayan bir yol var orada. At yaylası yolu da diyebiliyoruz yani vatandaşlarında. Orada yapım devam ediyor. Biraz karayolları standart çok yüksek tuttuğu için biraz şey olmuş, gecikme olmuş. Orada da bir düzenleme yaptırdık. Bölge müdürümüzle orada incelemeleri yaptık. Onu da inşallah kısa sürede bitirmesi için uğraşacağız. Yine Bolu-Mudurnu yolunda kalan kısmımız var. %95'i tamamını bitti. %5'lik bir kısmı kaldı. Onu da inşallah yaparak Mudurnu yolunu hizmete koyacağız. Bir şey söyleyeyim burada anekdotu. Mudurnu'yu gezerken esnaf vatandaşlarımızı vatandaş dedi ki ya abi dedi burada dedi tam bu yolu yaptınız da dedi. Vatandaş şimdi Mudurnu'da durmuyor. İşte 25 dakikaya düştü dedi yol dedi. Herkes dedi Bolu'ya gelmeye başladı. Memurlar da dedi Bolu'da kalıyor. Burada kalmıyorlar. Bunun dedi bir önüne geçelim bana dedi. Dedim yani yolu yapmayalım mı bozalım mı hikayesi. Evet yani yapılan hizmet vatandaşa olumlu yansıyor. Vatandaş rahat konforlu ulaştığı için de her türlü imkanını değerlendiriyor. Bu da işin bir güzel tarafı. İnşallah yeni yollarda. Tabii ki bugün Sayın Bakanımızın gelişiyle çok önemli bir şeyin de kararını almış olduk. Biz 3 defa bakanımızla beraber yan yana geldik. Bunları anlattık. Bolu Dağı'ndaki o yıkılan göçük tarafını o gün geldiğinde de kendisini ilettik. Ben kendisini ziyaretimde de ilettim. Daha sonra il başkanımla beraber olduğumuz bir ortamda da biz bunu ilettik. Kavşaklarımız, yani şehir içinde yapılacak olan kavşaklarımız ve Bolu'yu otoyol için yeni bir giriş çıkışın yapılması, bu kavşakları sayalım. OSB'de bir kavşak talebi var. Trafik yoğunluğundan dolayı belli saatlerde gündemimizde. Tugay kavşağının yerinin değişmesi gündemimizde. Yani o mevcut yeri kapatıp biraz yukarıdan açıp direkt o teminden bahsettiğimiz sanayi bölgesine bağlanmasını sağlamak. Tırların oradan daha rahat geçmesini sağlamak. Kaza yoğunluğu da var sayın. Evet. Onu sağlamak. Sanayi sitesi kavşağımız var. Yoğun kavşaklarımızdan bir tanesi. Gölüzlü kavşağımız bugün bakan bir ısrarla götürdüğümüz kavşak. Kendisini de görmesini arzu ettik. O da kırmadı bizi sağ olsun. Hem de esnafımızı gelmiş olduk. Kendisi de mutlu oldu. Vatandaşın ilgisinden dolayı. Gölüzlü kavşağından sonra Cicitaks kavşağımız var. Ve onun akabinde de üniversite kavşağımız var. Orası sıkıntılı. Biz bütün bu kavşağı gündeme aldık. Yani Çaydurt'tan veya OSB'den diyelim. Üniversite kavşağına kadar alanı. Şimdi bakanlık çalışıyor. Araç sayılarını falan kontrol ettiler. O çalışmalar yapıldı. İşte günlük 35 bin aracın geçtiği görülüyor. Bu rakamlar yüksek rakamlar yani trafik açısından. Bir çalışma yapılacak. Doğru bir çalışma yapılacak tabii ki. Vatandaşını da mağdur etmeden. Çünkü bugün vatandaşımızın mesela esnafımızın bir tanesi dedi ki ya tamam Sayın Bakanım buraya karşılık yapacaksınız ama biz de burada esnafız. Yıllardır burada bu işi yapıyoruz. Bizi de bu iş üzmesin yani. Dedi. Mağdur olmayalım dedi. Yani bir tarafı sevindirken bir tarafı mağdur olmasın. Bakan Bey dedi ki biz o konuda da inşallah çalışacağız. Çünkü bazen kavşak yaptığınız yerlerde yan yollarını geniş tuttuğunuz zaman çevredeki esnafların şeyi oluyor. Rahatsızlıkları oluyor. Bunu da önlememiz gerekiyor. Yani ona da yardımcı olmamız gerekiyor. Ona da dikkat edilecek. Bakan Bey o sözü de verdi. Ve 3. çıkış için ve tır parkı için de Sayın Bakanımız zaten talimatları vermişti. Onlar o konuda da çalışılıyor.
Tam noktasını söylemeyeceğiz ama inşallah neticelendikten sonra onu da açıklarız. Netice itibariyle bu saydıklarımız bakanlarımızın Bolu'ya gelişiyle Bolu'ya takip ettiğimiz işlerin hem hızlanmasını ve ödeneklerinin artırılması konusunda katkıları oluyor ve yeni taleplerimiz konusunda da sayın bakanlarımızın talimatlarıyla yatırım programına alınmaları konusu gündeme geliyor. Yani biz yani bazı arkadaşlar da demişler ki yani işte biz bunların takip soracağız. Bakanlar gelip gidiyor ama işte bunlar yapılacak mı edilecek mi? Herkesin gönlü rahat olsun. Biz 4 yıl daha buradayız. Ben milletvekili olarak Bolu'muzun hizmetindeyim. Bu bakanlarımızın verdiği sözleri, çalışmaları birebir takip edecek birisiyim. İnşallah bakanlarımızla beraber, yerel idarecimizle beraber el ele verip biz bunları yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Vekilim, 2019 yılında Mali İdareler seçimlerinden AK Partili belediyen Alaaddin Yılmaz döneminin 3 dönemlik belediye başkanlığı yaptı. CHP'li bir belediyeye geçti. 5 yıldır Sayın Tanju Özcan'ın yönettiği bir şehir var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu 5 yıllık süreci? Ya aslanım teşekkür ederim. Bu çok önemli bir konu. Tam yerel seçim öncesindeyiz işte. Bunların konuşulması lazım aslında. Ama maalesef farklı şeyler konuşuluyor. Yani biz belediye başkanlarımızı değerlendirirken onların karnelerine bakmamız lazım. Yani 5 yılda Bolu ne kazandı? Hangi eserler kazandırıldı? Hangi vizyon çizildi? Neler yapıldı? Buna bakmak lazım. Buna bakmıyoruz da biz hala Sayın Belediye Başkanı yani genel siyasetle efendim farklı çıkışlarla efendime söyleyeyim işte önceki günde gitmiş piramitlerde açıklamada bulunmuş. Ondan sonra belki onu da soracaksınız. Evet, o soruya da geleceğiz. Geri gelmiş ama neyse şimdi sonra gireriz. Ben konu olarak girmiş olup gitmiş orada görüntü vermiş. Tabii ki ben şuna bağlıyorum. Anketler kendisine de bildirilince o kendisini dağlara vurdu diyorum ben yani. Şimdi tamam mı? Yani umut olarak dağları buldu kendisini de. Oraya vurdu kendisini. Orada umut bağlıyor. Yani bunların gereği yok. Sayın Belediye Başkanı Tanju kardeşimiz Tanju Özcan milletvekili döneminde de hatırlıyoruz. Kepçenin önüne oturup da ben bunu yaptırmayacağım dedi. Dedim. Dedi. Tünel yapılırken yani pazar yeri tüneli yapılırken bunlar olmadık şeyleri söylediler o zaman bizlere. Biz Güney Çevre yolunu Bolu'ya kazandırmak için uğraşırken ben belediye başkanı olduğum sürece kayıtlarınıza bakın sizler de yazmışsınızdır. Efendim bu yol yapılmayacak dedi. Biz geçen hafta açılışını yaptık. Bakan Bey o gün hastaydı gelemedi. Bugün görmek istedi kendisi evet, yolu. Gittik yerinde incelemiş oldu. Bugün bir kısmı 3-4 kilometrelik kısmı açılmış oldu. Tamamı 14 kilometrelik bir yol orası. İnşallah bakacağız onu da önümüzdeki dönem için. Vatandaşımızın talepleri doğrultusunda o da değerlendirilecek. Yapılmış oldu. Yani yapılan bir esere karşı çıkmak, ondan sonra şov yapmak bunların mahareti. Bunların zihniyeti olarak Türkiye'de yapılan diğer büyük projelerde de hep aynı duruşu sergilemişler. Bunları gördük. Birçok örneği var. Yani rahmetli Demirel 1. Boğaz Köprüsü'nü yaparken bunlar orada eylem yapmışlar yani köprü yapılmasın diye. Rahmetli Özel 2. köprüyü yaptı, bunlar orada eylem yaptılar. Biz 3. köprüyü yaptık, bunlar olmadık şeyleri yaptılar. Her türlü şeyi engellemek yapıyorlar. Biz yeni havalimanı yapacağız dedik. Efendime söyleyeyim, işi başka taraflara çektiler falan. Yani işi Atatürk'e bağlamak istiyorlar hemen. Nasıl oluyorsa, nasıl bağlıyorlarsa hemen bağladılar yani. Yani böyle bir hizmeti başkasının yapmasının, Türkiye'de güzel şeyler olmasının, böyle mutlu olamama gibi bir yapıları var bu arkadaşlar. Ben diyorum ki arkadaş, ya mutlu ol. Türkiye'de yapılan her şeyden, güzel olan her şeyden mutlu ol. Bir de teşekkür edin. Yani diyelim ki güzel oldu. Bak biz de kullanıyoruz. Vatandaş da kullanıyor. Ülkenin bundan şu kadar tasarrufu var. Efendim şu kadar işte ölümcül kazalarımız azaldı. Neyse işte şu kadar insan daha huzurlu, keyifli yaşıyor. Bunu da bir söyleyin de. Şimdi biz Osman Gazi Köprüsü'nü, diğer köprüleri işte Marmara'yı, işte diğer tünelleri yaparken dediler ki bunları peşkeş çekiyorsunuz, işte kazanmıyor bunlar, araç sayısı yeterli değil. Şu anda bütün projelerde araç sayıları olması gerekenin üzerinde. Yani planlananın üzerinde seyrediyor. Yani kendi kendini ödüyor. Oturuyor. Hepsi kendi kendini ödüyor.
Yani vatandaş kullandıkça o rahatlığı görür, o konforu gördükçe zaten orayı tercih ediyor. Ve bunlar da zaten planlanarak yapılan şeyler. Ve bütün söylemleri boşa çıkmış oluyor. Günlerce kamuoyunu gündeme almış oluyorlar. Şimdi onun için bence bu özellikle yerel seçimde de ya adaylar yarışırken hem sözleriyle, verdiği sözlerle, hem yaptıklarıyla, hem de Bolu'yu çizdiği vizyonla bakılması lazım. Yani şimdi Bolu son 5 yıldır yaptığı, yapılan eserlerle konuşulmuyor. Bakın, Türkiye'de hizmet yapıp da eser bırakan CHP'li belediyeler de var. Yani evet, heykel yapan belediye de çok ama CHP'de hizmet yapan belediyeler de var. İşte Eskişehir'deki Yılmaz Büyükerşen gibi yani. 4 dönem mi yaptı belediye başkanı? Evet, neden? Bir şeyler yaptı ki vatandaş onu sürekli görmek için takdir etti. Ama şimdi Bolu nasıl konuşuldu? Yani işte tweet bu hafta hangi tweet atacak? Bu akşam hangi tweet atacak? İşte bugünkü meclis toplantısında işte ne, hangi lüzumsuz konular konuşulacak? İşte ülke gündemiyle ilgili hangi çıkışlar olacak? Ya bir belediye başkanının görevi midir arkadaşlar? Partisinin genel başkanı değiştirmek belediye başkanının görevi midir? Bolu halkı bu arkadaşı oy verirken ya biz sana oy veriyoruz, belediye başkanı yaptık, sen git Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını değiştir yetkisini verdiler ya. Belediye başkanının görevi Bolu'nun iline hizmet etmektir. İnsanlara hizmet etmektir. Eser kazandırmaktır. Yani o gün boyunca düşünün siz. Yani belediye hizmetleri konusunda herhangi bir endişesi mi oldu? Bir projeyi mi takip etti? Yok. Kaç gün sürdü bilmiyorum. 70 gün sürdü, 80 gün sürdü gündemde. Tutuldu bu olay. İşte yürüme süresinden kaç gün sürdü? İşte söyleniyor. İşte birçok zorlamalarla insanlar oraya götürüldü. Bir takım imkanlar kullanıldı. Yani bunları konuşmak istemiyorum da hani ufak şeyler bunlar. Gündeme getirmek lazım ama Bolu'nun enerjisini boş şeylere harcıyoruz. Bolu'ya seçilecek olan belediye başkanının görevi Bolu halkına ve Bolu'ya hizmet etmek. 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık planlar yapmaktır. Şimdi ben arkadaşlara çıkartın dedim. Bana bir çıkarttılar. Dedim ki belediye başkanı Tanju Özcan aday olmadan önce ve aday olduğu süre zarfında neleri vaat etti, neler olmadı, neler yapılmadı. Şimdi bakın arkadaşlar çıkartmışlar. 33 tane konu var. 33 tane toplam 59 tane 59 başlık. Bakın 59 tane başlık yapılmış. 5 yıl içerisinde bunun sadece 7-8 tanesi yapılmış. Diğerleri yapılmamış. Yani %2-3'ü gerçekleşmiş vaatlerinin. Diğerlerinin hepsi duruyor arkadaşlar. Bunu Bolu halkının bilmesi lazım. Tabii ki bu kendisini gündemde tutup farklı konulara girip genel politikalara girip. Ben diyorum ki Tanju Özcan politikayı seviyor, siyaseti seviyor, genel politikayı seviyor. Yani o belediye başkanlığı onun yapacağı bir iş olarak ben görmüyorum. Yani bıraksın genel siyasetle uğraşsın. Yani milletvekili olsun, efendime söyleyeyim, gitsin genel başkan yardımcısı olsun, nasıl olacaksa. Ondan uğraşsın, o konularda çıksın, televizyon gelsin, konuşsun. Yani televizyon giderken Bolu'nun sorunları konuşulmuyor arkadaşlar. Genel siyasetle ilgili sorular konuşuluyor, onlar konuşuluyor. Ve bazen hepimizi rencide eden üzen olaylar da görüyoruz yani. O da üzüyor bizi. Yani Bolu'nun öyle olaylarla anılmasını da hiçbirimizin gönlü razı olmuyor yani. Değil mi? Yani tarlayı sattım hikayesi gibi yani. Onun için bence gündeme şeye dönmek lazım, Bolu'ya dönmek lazım. Şimdi bakın bu 33 projeyi ben başlıklardan bir tane sayayım yani. Vatandaş bir hatırlasın bence. Mesela Bolu'da şu an otopark sorunumuz var mı? Var. Var. Şurada arkamızda bir otoparkımız vardı. İşte bu çok eskiydi, yıkıldı. Yıkılması gerekiyor. Meydanın katılması güzel bir olay. Meydan olarak büyüsün, genişlesin. Ama siz 5 yıl boyunca bir tane var olan otoparkı yıkmışız. Yeni bir tane otopark yapmışız mı? Var mı? Yok. Benim de bildiğim yok, yapılmadı. Yok. Yani ben burada olsun Tanju Bey, ben ona da söylerim yani bunu. Yok kardeşim. O da söyleyemez, var diyemez yani. E şimdi bu araç sayısı her geçen gün artıyor mu? Artıyor. Yani 13 milyondan AK Parti'den önce 13 milyon olan araç sayısı Türkiye'de bugün 30 milyona çıkmış. Aynı oran Bolu'da da artıyor. Her geçen gün artıyor. Bugün her ailede 2-3 tane araç var. Var yani. Bunu kabul edelim. Büyüksü Botanik Parkı demiş. Hiçbir işlem yok. Yapılmamış. Yaşlı Yaşam Merkezi ve Sonsuzluk Havuzu demiş. Hiç adı atılmamış. Öyle bir şey yok. Eser yok. Organik Köy Ürünleri Pazarı demiş. Evet, bunun için bir girişim yapılmış.
Fakat yıkılmış statikten dolayı. Evet. Yanlış olmuş, açılmış. Ama trajikomik bir olay. Bir turist otobüsü yeresel ürünler satılıyor diye yazmış. Otobüs içeri girmiş, bakmış dükkanlar bomboş. Bir şey yok. Yaşanmış bu. Yani. Karaçayır'da 12 bin metrekarelik alanda sosyal tesis demiş. Yok. 250 odalı konuk evi demiş. Bakın burada VSYT rakibiyle kullanarak açıklamasında kullandı. Ankara'da konuk evi. Ya sen daha önce vermişsin 250 odalı konuk evi yapacağım demişsin. Bunu da yapmamışsın. Şimdi Bolu'yu bıraktın, bir de Ankara'da yapacağım diyorsun. O da hayal olacak. Kızılay Park Otopark ve Yaşam Merkezi yok. Şehir içi spor yürüyüş alanları yok. Küçük el sanatları için iş yerleri yok. Kızılay Meydanı seyir terasları yok. D100 karayolu düzenlemesi alt geçitleri yok. Hiçbir çalışma yapılmamış. Sanayi kavşağı ve dalçıklar yok. Üniversite organize sanayi danket türkü kavşağı düzenlemesi yok. Engellerin kullanımına uygun üst geçitler yok. Yani yeri gelince lafını yaparız. Ama üst geçitleri, engellere uygun üst geçitler yapılmamış. Asansörler yapılması gerekiyormuş, yapılmamış. Yeni ulaşım anlayışı demiş, yok. Vadilik çevre düzenlemesi yok. Borazanlar denesi kapatma yok. Ücretsiz wifi ve şarj istasyonları demiş, yok. Bolu Spor Koleji demiş. Güzel bir proje, bakın. Güzel bir olay. Bolu Spor olarak, Bolu Spor olarak Türkiye'de bir marka. Bakın, Bakan Bey de söyledi. Bolu Spor bir marka dedi. Ve biz Bolu Spor için yardım talebini ilettiğimizde de hiç geri çevirmedi. Hemen dedi, talimatı verdi, geri açıkladı zaten. Adayımız da söyledi onları. Gerekli yardımı da yapıldı, yapılacak yani. Yarın da Bolu Spor'umuzu ziyaret edeceğiz. Kolej güzel bir şey. Şimdi sen koleji yapmamışsın, Bolu Spor için bir şey yapmışsın mı? O diyor. İşte kulüp başkanımız açıklama yapıyor. Ben diyor, hiçbir yardım görmüyorum belediyeden diyor. Yok, lafta. Gölköy vizyonu var. İşte oraya yürüme yolları yapacakmış, işte bir şeyler yapacakmış. Yok, yapılmamış. Yeni imar anlayışı demiş, yok. Yani şu anda Bolu'da arsa fiyatları yüksek. Çok yüksek. Maliyetlere biniyor. Bizim şu andaki konut fiyatlarımız Düzce'den iki kat fazla gibi neredeyse yani. Fazlalaşmış. Neredeyse 1+1'ler 1 milyonu buldu. Evet, öyle bir duruma gelmişiz. Turizm geliştirme projeleri demiş, yok. Gölcük rantın değil halk hizmeti olacak. Bak cümle çok güzel. Rantın değil halk hizmeti olacak. Ne var? Yok. Yani kendisi vekilken kendi partilerde dahil Alaaddin Bey'in orada yaptığı, ne yaptığı, mahkemeye verdiler yani işte bunlar. Böyle bir yapı. İşte köpekle ilgili bir şey yapacakmış, köpek yuğu kuracakmış. Yok. Aqua Park, su altı, boru kapatacağız. Öyle bir şey yok. Diyorlar ki yazın bir tane botlar geldi buraya. Çocuklar hasta oldu diyorlar. Halk süt demiş, öyle bir yok. Öyle bir şey yok yani, icraat yok. Bolu halkı kayak öğrenecek demiş. Öyle bir çalışma yok. Mahallelere kreşler açacağım demiş. Açılmış bir kreş yok. Bolu belediye tarafından. Bolu Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanacak demiş. Maalesef ucuz suyu değil. Düzce'den bile pahalı yanımızdaki. Vizyon kent projesi demiş. O neymiş bakalım vizyon kent. Ben de merak ettim. Hatırlayalım. Şimdi ne yapacakmış burada vizyon kent. Çünkü şey güzel. Cümle güzel. Yeni adliye binasının yanına 2019 yılında vizyon kent projesi yapacağım demiş. Yok. Böyle bir çalışma yok. Ve bizim de sık sık dile getirdiğimiz insanı üzen 404 atakonutu yapacağım demiş. Çok tartışılan konulardan bir tanesiyle katıldı. Yani şimdi değerli arkadaşlar, Bolu deprem bölgesi mi? Deprem bölgesi. Yakında yaşadığımız bir deprem olayı faciası var büyük. 11 ili kapsayan. Yüreklerimiz sızladı. Ölenlerimize rahmetler olsun. 50 bin tane insanımız orada hayatını kaybetti. Bütün insan mağdur oldu. İnsanlar yerlerinden kurtulmuyor oldu. Psikolojiler bozuldu. İnsanların konforu kaçtı, huzuru kaçtı. Bu bir gerçek. Artık Türkiye'de bir kentsel dönüşüm gerçeğinin gerektiğini üstüne basa 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 bu depremler bize gösteriyor. Siz 5 yıl boyunca belediye başkanı olarak ona buna şuna laf atacağınıza, kadınların onuruyla oynayacağınıza, bakın altını çiziyorum, teferruata girmiyorum. Efendim, Twitter atacağınıza, boş işlerle uğraşacağınıza, ya arkadaş ben Bolu'da bir deprem gerçeği var, bununla ilgili bir adım atmam lazım demiş mi? Dememiş. Bir kentsel dönüşüm çalışması var mı? Yok. Şimdi kentsel dönüşüm çalışması yapsak bile, biz yıktık diyelim bir bölgenin konutlarını. Buradaki insanlarımızı biz nerede barındıracağız? Bir rezerv alanımız var mı? Bir fazla konutumuz var mı bizim? Kira desteği versek bile. O da yok değil mi? Siz bir şeyler yapacaksınız ki bunlar birbirini destekleyecek. Güzel bir proje. İsmi de güzel. 404 Atakonut.
yer tespit edilmiş falan. Ortada ne otokonut var, ne otokonut yapacağım yerdeki arazi var. Bunun cevabını vermesi lazım yani. Bu belediye başkanı çıkacak. Ben yanlış yaptım kardeşim, hata ettim. Böyle bir şey istiyordum. Bolu'nun buna ihtiyacı vardı. Ki bu bir sosyal konut manasında yapılacak bir konut. Ama bakın AK Parti şu anda sosyal konut yapıyor. TOKİ aracılığıyla Bolu'da. Biz yapıyoruz şu anda. Yani hani kim milleti kandırmak için efendime söyleyeyim işte yalan yanlış bilgilerle milleti oyunu almak için yanlış şeyler peşinde koşuyor. Kim de vatandaşına hizmet etmek için gecesini gündüzüne katıyor, çalışıyor. Apaçık ortada. Bakın bunlar inanın Ankara, İstanbul'daki belediye başkanları da aynı pozisyondalar. Şimdi İmamoğlu'nu şu anda televizyona çıkartmıyor biliyor musun? Belki şeyleri, danışmanları hata yapacak diye. Niye çıkartmıyorlar? İşte sordular projelerini. Ben hatırlamıyorum dedi. Bilmiyorum dedi. Unuttum dedi. Yani adam kendi projelerini savunamıyor yani. Vaat ettiği projeleri savunamıyorlar. Çünkü o da aynı. Yani farklı şeylerle uğraşıyorlar. Toplumun işte genel politikanın, Türkiye'nin işte genel sorunlarının işleriyle uğraşıyorlar. Belediye başkanlığı yapılmıyor. Farklı alanlarda geziliyor. Bolu'ya hizmet edecek belediye başkanı gerekli. Biz onu arıyoruz. Bolu halkı da onu arıyor. Sayın Vekilim, 27. dönem milletvekilimiz Sayın Arzu Aydın'ın pek çok hizmet noktasında kendisini engellediğini söylüyor Sayın Tanju Özkan. Söylesin şu konuda engelledi desin. Sizinle var olan bir teması var mı? Bolu için mesela hani peşinden koştuğu, iletişime geçtiği sizinle bir yatırım var mı? Bizim iletişim konusunda bir sorunumuz yok. Tanju Bey'le biz her türlü yani bir engelleme söz konusu olduğunu söylüyor. Bana şu ana kadar öyle ilettiği çok önemli bir talep olmadı yani. Şunu yapacağız, bakanlığı engelliyor. Ya da yerine getirilme yani. Olmadı. Olmadı. Yani bana öyle büyük bir talebi olmadı. Sayın Vekilim, pirahmetler konusuna değmiştiniz evet. Konuşmanızın başında. Oraya da biraz açıklık getirir misiniz? Çünkü yani belediyenin 5 yılını konuştuk, AK Parti'yi konuştuk, bakanlar tarafından verilen sözleri konuştuk. Bir de bu konuya açıklık getirelim. Ardından kapanışa doğru devam edeceğiz. Tabii. Şimdi değerli arkadaşlar, AK Parti dönemiyle beraber Türkiye'de maden konusunda yerin altındaki zenginliklerimizin yeryüzüne çıkartılması konusunda çok büyük çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Şimdi devletin MTA'sı, MAPEK'i, yani MAPEK'i açalım isterseniz vatandaşımız bilsin. MAPEK, Maden ve Petrol Arama Genel Müdürlüğü, MTA'da Teknik Araştırma Maden Teknik Arama Kurumumuz, o da bu madenlerin araştırması konusunda sondaj çalışmalarını yapan, işte uzay fotoğraflarını inceleyen kurumumuz. Şimdi, evet bizim devletimizin bu kurumları var, bunlar çalışıyorlar. Ama bazen bu kurumların yaptığı çalışmanın haricinde vatandaşlarımızın da şu hakkı var. Ben şu bölgede maden konusunda bir tespitim var, ben bunu aramak istiyorum diyor. Aramak, bakın. Var mı yok mu aramak istiyorum diyor. Böyle bir müracaat hakkı var vatandaşın. Devlet de diyor ki bakıyor haritada işte şartlarının konumuna. Onun istediği şartlarda bir arama ruhsat izni veriyor. Bakın bu işletme ruhsat izni değil. Çıkartma ruhsat izni değil. Arama ruhsat izni. Ve pirahmetler bölgesine müracaat eden şirketin müracaatı genel maden ruhsatı ruhsatı. Müracaat. Genel maden arama ruhsatı. Genel maden içerisinde altın da var. Ama Erzincan'daki faciadan dolayı bunlar altını gündeme getirerekten burada altın aranacak. Siyonur'a kadar gitti iş. Ya kardeşim ortada tespit edilen bir altın rezervi yok. Sen Siyonur kavgası veriyorsun şimdiden. Oradan prim yapmaya çalışıyorsun. Genel arama ruhsatı almış bu firma. Ne zaman? 2018 yılında. 2018 yılında Tanju Özcan ne iş yapıyordu? Milletvekilimizdi. Duysaydı da, ilgilenseydi de, gitseydi bu işin üzerinde duysa, dursaydı kardeşim. Niye durmamış o zaman? Beklemiş de şimdi seçime bir hafta kalmış. İşte burada Tanju Özcan'ın olduğunu unuttular. Ondan sonra burada ben varım falan. Yani bunlar boş laflar. Boş laflar yani. Bunların kimseye faydası yok. Yani vatandaşımız o kadar da kandırılacak bir yapıda değil yani. Herkes neyin tiyatro olduğunu, neyin nur olduğunu çok rahat görüyor. Şimdi bu arama ruhsatını 2018 yılında firma almış ama o günden bugüne
daha hiçbir işlem yapılmamış. Orman Genel Müdürlüğü'nden müracaat iznini almamış. Ondan sonra herhangi bir sondaj yapılmamış. Bir tespit ortada yok. Siz havanda su dövüyorsunuz. Boş yere laf üretiyorsunuz. Bunlar gereksiz şeyler. Ben buradan Bolu halkına, sizin aracına söylüyorum. Biz Bolu halkını rahatsız edecek. Bolu'muzu rahatsız edecek. Efendime söyleyeyim. Herhangi bir konuda hiçbir zaman duyarsız kalamayız. Ve arama ruhsatının, işletme ruhsatına geçmesi zaten çok ciddi bir süreç. O süreçte chat raporları var. Halka soruluyor. Kurumlara soruluyor. Onlardan bir tanesi zaten itiraz etse işletme izni zaten alamıyor firma. Alamıyor. İşletme izni alamıyor. Şimdi iş o safhada daha hiç gelmemiş zaten. Ve şirketin zaten aldığı ruhsat izni de bitmek üzere. 2025'te bitiyor herhalde. Bitmek üzere yani. Bu süre zarfında böyle bir çalışma yapma imkanı da yok zaten. Onun için Pirahmetler köyümüzde rahat olsun. Bolu halkımızda rahat olsun. Burada Bolu'yu rahatsız edecek herhangi bir çevre kirliliği. Ama Bolu'yu rahatsız eden bir çevre kirliliği var. Bakın. Şimdi siz Bolu Belediyesi ile ilgilenmezseniz, Bolu Belediyesi'nin sorunlarıyla ilgilenmezseniz, çevreciyim dersiniz. İşte Taksim'de bir ağaç için fırtınalar kopartırsınız. İşte her türlü şeyi güzel cümleleri kurarsınız. Şu anda Bolu arıtma tesisi, belediyenin arıtma tesisi gelen pis suyun 1/3'ünü arıtabiliyor. 1/2'si arıtılmadan doğaya veriliyor. Ve Çevre Bakanlığımız bu konuda Bolu Belediyesi'ne cezalar kesmiş. Ya sen bunun derdini düşün. Hani çevrecisin, çevreyi korumak istiyorsun. İşte Bolu, işte Tanju Özel'i görmek istiyor ya Bolu. Sen 5 yıldır ne yaptın kardeşim? Sen Bolu arıtma suyu için ne yaptın? Hangi çalışmayı yaptın? Devlet seni hangi konuda engelledi? Hani diyorsunuz ya Arzu Hanım beni engelledi diyor. Hangi? Yani Arzu Hanım'ın ben hiçbir şeyini duymadım yani bu konuda. Arzu Hanım öyle birisi değil ki. Yani herhangi bir Bolu'nun menfaatine olacak bir şeyi engellemek. Hiçbirimiz yapabilir miyiz? Hiçbir siyasetçi Bolu'nun menfaatine olan bir şeyi engelleyebilir mi? AK Parti'nin iktidarında böyle bir şey olmadı hiçbir zaman. Belediyelere zaten herkese eşit oranda nüfusuna göre ödenekler gönderiliyor. Harcamaları yapılıyor. Efendime söyleyeyim. Bakanlıklardan izin alması gerekiyor. O konularda yolları var, yöntemleri var. Onlar izlendikten sonra alınıyor. Yani o konuda ben tamamen bu işi topu taça atma gibi. Yani yapamadıklarını sanki beni engellediler deyip kurtulma fırsatı gibi değerlendiriliyor. Yanlış. Sen git önce Bolu arıtma suyundaki o şeyin hesabını ver bana göre. Önce onu versin. Vermesi lazım. Biz çevreciysek, çevreyi koruyacak, çevreyi kirletmeyeceksek vermesi lazım. Şimdi biz Genede'deki OSB, deri OSB için bunlar bir yaşandı az çok biliyorsunuz. Hı-hı. Gündem oluyor. Biz ne yaptık mesela orada? Arıtma yetmiyordu. İkinci arıtmayı yapıyoruz. Hatta şimdi üçüncü arıtmanın çalışmasını başlattık. OSB, deri OSB için. Yani iyi niyet böyle olur. Sen Bolu Belediyesi'nin suyunu, kirli suyunu niye doğaya bırakıyorsun? Yani o suyun aktığı olan yol güzergahındaki insanlar bundan rahatsız olmuyor mu? Çevre bundan rahatsız olmuyor mu? Bu iki yüzlülük değerli arkadaşlar. Bu iki yüzlülük. Böyle siyaset olmaz. Siyaset ilkeli olmak zorunda. Ben mühendis bir adamım. Rakamlar konuşmak zorunda. İşte karnesini çıkarttık. Tek tek saydık yapılmayanları. Bunların hiçbirisi yapılmamış yani. Hep vaat edilmiş, taahhüt edilmiş, yapılmamış. Ama şeyi kurtarmak için de, günü kurtarmak için de bizim Muhammed Hoca'nın, adayımızın dediği gibi acil butonlar bulmuş kendisine. Acil, ne butonuydu? Emniyet butonu. Yani. Onlara basıyor, butonlara basıyor. Mülteci butonu. Mülteci butonu. Efendim şimdi işte Pirahmetler butonu. Efendim işte başka bir şey butonu kendisi butonlar buluyor onlara basıyor. Yani bunlar o anı kurtarmak için yapılan şeyler. Yani Bolu'yu seviyorsak, hepimiz Bolu'nun evladıysak, Bolu Türkiye'nin bir cennet köşesi ise Bolu'yu korumak hepimizin boynunun borcu. Hepimiz üzerimize düşen görevleri, bulunduğumuz makamlardaki üzerimize düşen görevleri yapmak zorundayız. Bakın Alaaddin Yılmaz'ın yaptığı yatırımlardan başka ciddi bir belediyenin yatırımı yok arkadaşlar.
Şu anda en çok övündüğü şey kanal yolu projesi, ışıklandırdım. İşte bakın o ne güzel oldu falan. Ya o projeyi oluşturmak için biz zamanında Devlet Su İşleri'nden onlar Devlet Su İşleri'nin kamulaştırdığı vatandaş arazileri Devlet Su İşleri'nden almak için biz ne kadar uğraştık? O alanları almak için. Onları aldık, Aladdin oraları yol yaptı. Sonra kanalın kapatılması için Devlet Su İşleri bu konuda irade göstermiş, çalışma sergilemiş. Ondan sonra sen de sadece üstünün işte belli kısmını kapatmışsın. Sonra da ışıklar takarak o Bolu Avrupa kenti oldu. Kusura bakmayın. Ben bir iki konuşmamda da söyledim. Işık takarak Avrupa kenti olunmaz. Yaşam kalitesiyle olur. Yani efendim ulaşım rahatlığıyla olur. Şimdi Bolu'ya bir otobüs, tur otobüsü girebiliyor mu? Gelse. Girebiliyor. Park alanı yok. Park alanı yok. Dönüş imkanları dar. Sen bunları kafamı yormamız lazım yani bizim. Bolu turizm kenti diyoruz da siz turizm kenti adına belediye olarak bir adım attınız mı? Yok. Herhangi bir adım yok. Bir çaba gösterdiniz mi? Yok. Ama laf yetiştirmekte maharetliyiz. Herkese lafı yetiştiriyoruz. Şimdi diyorum ya Alaaddin Bey'in yaptığından sonra yapılan ciddi bir şey yok. Ve Alaaddin Bey'in yaptıkları da yani devam ettirilmesi konusunda da sıkıntılar var yani. Yani çünkü bu arkadaşın çalışma şartları da zor. Şimdi siz hem diyeceksiniz ki hak, hukuk, adalet, eşitlik işte ben herkese eşit davranamayacaksınız. Hem de işte belediyeye kendi partilerinizi, efendim eşinizi, dostunuzu, dayı oğlunuzu, başkan yardımcısı yapacaksınız. Ondan sonra da hizmet bekleyeceksiniz. Birçok arkadaşı göreve bıraktı. Değil mi? Yola çıktı, birçok belediye başkanı. Yani bu arkadaşlar da hep iyi arkadaşlardı hepsi. Alanlarında mühendis arkadaşlardı. Çalışamadı. Yani bu bir bu ayrı bir sanat yani. Bu yönetme sanatı ayrı bir şey. İnsanı yönetmek, parayı yönetmek, zamanı yönetmek bunlar maharettir yani. Bunların biz şeyini Cumhurbaşkanımızda gördük. Cumhurbaşkanı bizim liderimiz. Zaten belediyecilikte bu işi başarmış bir insan. Belediye başkanlığında bu konuda gereken vizyonu zaten o veriyor. Ben inşallah bu seçimde Bolu olarak işte adına gerçek belediyecilik bu sloganımızla çıktık bu seçimde. Gerçek belediyecilik, hizmet ve eser belediyecilik konusunda bu dönemde ben Bolu halkının tercihinin AK Parti'den tarafı olacağı, adayımızdan tarafı olacağı kanaatindeyim. Çünkü adayımızı, vatandaşımız seviyor. Sağlık Bakanlığı'ndaki görevi yani hem başhekimliği hem de İl Sağlık Müdürlüğü dönemindeki görevi nedeniyle kendisine ilgi gösterdiğini vatandaşların efendime söyleyeyim ilgilendiği bize söyleniyor. Zaten aday yapılırken de kamuoyu yoklamaları dikkate alındığı için kamuoyundan o talep geldiği için kendisi aday yapıldı. Ben inşallah vatandaşımızın doğru karar vereceğine inanıyorum. Ve şu anda da bizim AK Parti olarak iyi bir notada olduğumuzu söylemek isterim. Bir rakam vermek istemem. Çünkü doğru değil. Artık seçim yasakları başladığı için bir rakam vermek istemem. Ama biz şu anda iyi bir noktadayız. İnşallah önümüzdeki hafta sonunda yani pazartesi günü 1 Nisan'da Bolu'da gerçek belediye başkanlığını Muhammed Emin Demiroğlu kardeşime teslim edeceğiz. Ve kaybolan 5 yılımızı inşallah telafi etmek için biz de çalışacağız. Evet yükümüz ağır. Görevimiz büyük. Çalışmamız gerekiyor. Katkı vermemiz gerekiyor. İnşallah 4 yıl var genel seçimlere. 4 yıl boyunca ben milletvekili olduğum süre boyunca belediye başkanımızla beraber belediye hizmetlerinin Ankara'daki işleri konusunda da bütün gücümle çalışacağım. Ona yardımcı olmayı da vatandaşlarımın huzurunda, sizlerin huzurunda belirtmek isterim. Çünkü biz artık Bolu'nun bize bir şeyler verdiğini, emek verdiğini, partimizin bize emek verdiğini bir noktaya gelmiş insanlarız. Belli birikimlerimiz var. İnşallah bu birikimlerimizi, bu tecrübelerimizi de Bolu'muz için kullanarak belediye başkanlarımıza, sadece Bolu belediye başkanı değil, tüm ilçe belediye başkanlarımız için de aynı şeyi söylüyorum. Her birisine yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti inşallah göstereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşlarımız Sandra isim yeter ki biz onu istiyoruz. Teşekkür ederiz.
Aslı Hanım'ın bir sorusu daha var. Ardından kapanışa doğru geçelim. Saatimiz de ilerledi oldukça. Tamam. Sayın Vekilim, genel seçimlerde AK Parti iki vekilini bire düşürdü. Bunun mahalle idareler seçimlerine yansıması nasıl olacak? Bir de ilçe belediye başkan adaylarıyla ilgili bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Pazar günü seçmen sandığa gidecek. Belirleyici unsur ne olacak? Şimdi isterseniz sondan ağır gidelim. Belirleyici unsur hep altını çizdiğimiz hizmet. Eser siyaseti. Çünkü biz Bolu'da ilçeler dahil, ne zaman ilçeler AK Partili oldu, Bolu AK Partili oldu, belediye 3 dönem, Bolu'da biz altyapıyı değiştirdik. Bakın, biz Bolu Belediyesi'ni kimden devraldık? Cumhuriyet AK Partisi bir belediyenden devraldık. Yüksel Bey'in orada o zaman. Ondan devraldık. O gün Bolu'daki kayıp kaçak oranı, suyun kayıp kaçak oranı %70'ti. Yani şehir şebekesine verilen suyun %70'i kayboluyordu. Bu ne demektir? Borular çürümüş. Değişmesi lazım. Bakın Alaaddin Bey bunların tamamını yeniledi. Ve yeni yerleşim yerine yeni hatlar döşendi. Altyapı kanalizasyon konusunda çok büyük yenilikler yapıldı. Yağmur sularının toplanması konusunda adımlar atıldı. 400 kilometreden fazla Bolu'ya yeni yol kazandırıldı. Şimdi bunlar hep altyapıya yapılan yatırımlar. Bunlar çabuk unutulan şeylerdir. Yani insanlar çabuk unutur. Gözükmez bir de. Parayı alta gömerseniz vatandaş der ki ne yaptın, ne hizmet yaptın der. Ama Tanju Hocam gibi yapsaydık biz her tarafı 5 santim asfalt. Kaldırımları asfalt. Efendim ışıkları bol. Yapabilir miydik? Yapardık. Zaten mevcut ışıklar var. Siz sadece dekoratif ışıklar yapıyorsunuz. Söküyorsunuz onu. Dekoratif ışıklar koymuş oluyorsunuz. Yani aydınlanma konusunda, aydınlık konusunda bunun bir şikayeti yok mu bize şimdi? Ama bu altyapılar aynısı Bolu'da yapıldığı gibi tüm ilçelerde de biz bütün ilçelerin altyapılarını bu AK Parti iktidarları döneminde, yani belediyelerin bizde olduğu dönemlerde hep yaptık. Ben işin içinde olduğu için 20 yıldır hepsini biliyorum, bütün ilçeleri. Her birisini biz yeniledik. Sularını yeniledik, kanalizasyonunu yeniledik, altyapılarını yeniledik. İşte şimdi doğal gazlar döşeniyor. Onları döşüyoruz. Bazı yerlerde elektrikleri yer altına alıyoruz. Ve böylece ana arterleri tamamen tekrar kazılmayacak şekilde insanların kullanımına sunmuş oluyoruz. Yani vatandaşın tercihi hizmetlerin yanı olacak. Ve belediye başkanlarının emin insanlar olmasından olacak. Yani güvenli insanlardan olmasından yana olacak. Sözünün arkasında duran insanlardan olacak. İşte saydık Tanju Özcan'ın hiçbir sözünün arkasında durmadığını görmüş olduk. Bu seçimde vatandaşımızın iradesi, ben şu anda bütün ilçeleri gezen birisi olarak söylüyorum. İradesi AK Parti'den yana görüyorum. Yani biz bizde olmayan ilçelerde bile sürpriz yapmayacağız. Bakın yani Göynüğü'nde, Mudurnusu'nda, Mengen'inde, efendim bizde olmayan beldelerde sürpriz yapmayacağız. Ve inşallah belediyelerin çoğunluğu AK Partili olacağı inancındayım. Bolu merkezden de hiçbir şüphem yok. Vatandaşımızın iradesinin AK Parti'nin tarafı olacağına inanıyorum. Ve inşallah burada hizmet siyaseti, eser siyaseti kazanmış olacak. Çünkü biz hiçbir zaman efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik sözünü laf olsun diye söylemedik. Biz mütevazi insanlarız, alçak gönüllüyüz. Vatandaşımızla hiçbir zaman tepeden bakmadık. Kimseyle alay etmedik, kimseyle dalga geçmedik. Yalan söylememeye çalıştık, söylemedik. Yani öyle bir şeyimiz olmadı. Onun için bütün adaylarımız aynı pozisyonda. Ben adaylarımızın her birisinin başarılı olacağı inancının altını çizmek istiyorum. Diğer konuyu atladık. Bir vekillik sürecini sonucu genel seçimlerin bir yansıması olur mu diye. Aynen. Şöyle, şimdi genel seçimlerde yaşadığımız bizim beklentimizin değildi yani. Yani biz 3-0 yapma hedefini koyduk. Ve o manzarayı da görüyorduk. Fakat vatandaşımız, biz ittifak ortağımızla beraber girdiğimiz için seçimlere vatandaşımız
bizim oylarımızı ittifak ortağımıza aktardı. Yani bizden oylar Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmedi. İttifak ortağımıza gitti. Genel seçimde. Yani oraya vatandaş öyle bir yönelim sergilemiş oldu. Yani burada tabii vatandaşımızın kararına saygı duyarız. Saygı duymamız lazım. Vatandaşımızın verdiği karara hepimiz saygılıyız. Ama genel seçimdeki atmosfer bu seçime yansımaz. Çünkü yerel seçimle genel seçim evet birbirine bağlantılı yönleri var. Yok değil. Şimdi mesela genel ekonomik şartlar da vatandaşı ilgilendiriyor. İşte emekliliktir, şudur, budur, birçok şey gündemde. Ama ona rağmen vatandaşımız yine AK Parti'den yana tavrını bize rahatlıkla söylüyor. Yani ben çok etkileyici inancında değilim o düşüşün. Hatta biz burada sıçrama yapacağız. Onun altını çizeyim. Yani Bolu'da belediyelerimizin aldığı oylar itibariyle belki genel seçimden daha fazla oy almış olacağız. Bunu da inşallah pazar günü akşama hep beraber görmüş olacağız. Peki Sayın Vekilim, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eyvallah. Sayın Vekilim, programımıza katıldınız. Davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize kıymetli vaktinizden ayırdınız. Gündeme dair değerlendirmelerinizde açıklamalarda bulundunuz. İlerleyen süreçte de hem AK Parti olarak hem de siz siyasetçi olarak bir başarı dileğinde bulunalım. Başarılar dileriz. Eyvallah, sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Son olarak bir veda mesajınızı alabilirsek ardından kapanışa gerçekleştirelim. Yani bize bu imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sohbet etmiş olduk ama hep ben konuşmuş gibi oldum. Kusura bakmayın. Çünkü konuşacak çok şey var. Benim de hazırlıklarım çok daha fazlaydı. Konuşmadık birçoğunu. Daha diğer bakanlıklar falan vardı burada. O zaman sizden söz alalım. Daha sonra seçimlerden sonra sizi tekrar ağırlayalım. Sadece Tarım Bakanlığı falan yapacağı yatırımlarla ilgili de konuşma arzu ederdim. Ama hepsi bir anda olmuyor maalesef. Zaman yetmiyor. Ben sizlerin aracıyla tekrar vatandaşlarımıza bize bugüne kadar göstermiş oldukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu seçimlerin ülkemiz için, Bolu'muz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ve vatandaşlarımızdan ricam şudur. İradelerini, tercihlerini ortaya koymak için mutlaka sandığa gitsinler. Ya benim oyumla mı olacak bu iş demesinler. İradesini ortaya koysunuz. Çünkü sonuçta Bolu'nun gelecek 5 yılını hatta belki 10'lu, 20'li, 30'lu yıllarını belirlemiş olacağız. Önemli bir seçim. Yani benim oyumla olacak mı denilmesin. Bütün vatandaşlarımız sandığı gitsin. İradesini, o çok değerli oyunu inşallah kullansın. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Bolu halkımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biz teşekkür ederiz. 31 Mart gecesi tabii, inşallah. Bekliyoruz i̇nşallah. Yayınımıza. İnşallah. Sayın Vekilim. Bir de Bolu Spor'un yeriyle ilgili söz almak isterim. İlk bilen biz olalım. İlk bilen biz duyuralım. Stadyumun yapılacağı yeri. Sizden söz alalım. İnşallah. Bir tespit edelim. İnşallah sizin aracınızda duymuş olalım. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, seçim aranesi programımızın bu akşam burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese iyi geceler.